Herkese merhaba arkadaşlar, ben Burak. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Türkiye'nin gündeminde olan bir konuyla karşınızdayım. Yaklaşık olarak bir haftadır Show TV'de yayınlanan bir program ve programın içerisinde yer alan konu tüm Türkiye'nin gündemini meşgul etmekte. Haliyle aktif bir şekilde sosyal medya kullanan bir insan olarak ilgili konuyu ben de gördüm ve ilgili konunun geçtiği programın bölümünü YouTube'dan 1 saat boyunca izledim. Birazdan sizlere ilgili programı, ilgili programdaki konuyu ve bu videoyu neden çektiğimi zaten tüm detaylarıyla anlatacağım. Fakat öncesinde eğer bu tarz Türkiye gündemi ile alakalı videoların daha sık gelmesini istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet, Show TV'de yayınlanan ve bizim bugün bu videoyu çekmemize vesile olan programın adı Didem Aslan Yılmaz ile Vazgeçme. Programın konusunu çok fazla detaylandırmaya, betimlemeye gerek yok. Müge Anlı'nın benzer formatı diyebiliriz. Şimdi öncelikle bu tarz formatlar hakkında, bu tarz programlar hakkında ne düşündüğümü belirteyim ve konuyu iyice detaylandıralım. Ben Türkiye'de ezilen insanların, kötü olaylar yaşayan insanların veya kötü olaylar yaşamaya mecbur bırakılan insanların sesini yeterince duyuramadığına inanan insanlardanım. Bu yüzden bu insanlara sesini duyurabilme fırsatı veren herkese teşekkür eden ve saygı duyan biriyim. Bu tarz formatlardan ne yazık ki ne yazık ki'nin altını çiziyorum çünkü bence çok önemli. Ne yazık ki buna vesile oluyor. Yani gerçekten Müge Anlı'da yıllarca insanlar, sesini duyuramayan insanlar programa çıkıp seslerini duyurdular ve sorunlarına çözüm buldular. Yani Türk halkı olarak bizler yıllardan beri Müge Anlı sayesinde suçluların yakalandığını ve masum insanların gönül rahatlığıyla hayatlarına devam edebilmelerine şahit olduk. Bu yüzden ne yazık ki ülkemizde bu tarz formatlar işe yarıyorlar. Bu yüzden aslında çok desteklemesem bile eleştirmemeyi tercih ediyorum. Fakat bu program başka. Nedenini anlatacağım. Öncelikle size ilgili programda ilgili olayı anlatmam gerekiyor. Olayı yaşayan kişi Dilek Albayrak isimli 17 yaşında bir kardeşimiz. Bu kardeşimiz iddialara göre 12 yaşından beri ailesi tarafından satılıyor, herkese satılıyor ve sürekli olarak tecavüze uğruyor. Yine aynı şekilde ailesi tarafından madde kullanmaya mecbur bırakılıyor, şiddet görüyor, evlendiği kişiye de bir suç yıkılmaya çalışılıyor. Olaylar gerçekten çok karışık. Olayları daha detaylı dinlemek istiyorsanız, olayı tam anlamıyla görmek istiyorsanız açıklama kısmında programın o bölümünü bırakıyor olacağım. Oraya gidip izleyebilirsiniz bu videodan sonra. Şimdi olayı kısaca anladığınızı düşünüyorum. İlgili iddialar gerçekten iğrenç ve mide bulandırıcı iddialar. Fakat bizim konumuz bu değil. Bizim konumuz ben bu olayı görüp, ilgili olayı merak edip bunların bölümüne girdim ve bölümü izledim. Ve bölümü izlerken gerçekten midem bulandı. Şimdi size programda olan olayları kendimce listeledim ve bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle bu küçük kardeşimizin çıktığı ilk yayında, yani olayları anlattığı ilk yayında belli ki programın reytinglerinde ciddi bir artış olmuş. Ve benim izlediğim, yani ikinci ya da üçüncü bölümdür herhalde, ilk bölüm olmadığı kesin. Benim izlediğim bölümde bu kardeşimiz stüdyoya geldiği anda Show TV'nin yeni dizisinin reklamı yapılıyor. Bak, mide bulandırıcı olay bir. Bu olay ciddi bir olaydır. Bu olay milletçe insanların midesini bulandıran, utanmalarına sebep olan bir olaydır. Bu olayla alakalı program yaparken o kız oraya geldiğinde o reklamı sokma şart mı? Ey yapımcı, ey yönetmen, ey sunucu. Kızın fragmanı veriliyor, kız stüdyoya geliyor, olaydan kısaca bahsediliyor ve hemen Show TV'nin yeni dizisi tanıtılmaya başlanıyor. Bir de sunucu tarafından, yani akşam kaçırmayın falan diyor. Ben izliyorum, çok iyi dizi olmuş, akşam kaçırmayın diyor. Bu çok mide bulandırıcı bir olaydır, bu iğrençliktir. Şimdi ben bunların bana telif atacaklarını çok iyi bildiğim için programın hiçbir şekilde görüntüsünü koymayacağım. Açıklamalar kısmında ilgili programın linki var. O linke tıkladığınızda video açılmıyorsa da bilin ki videoyu kaldırmışlardır. Hemen devamında kız oturuyor ve olay konuşulmaya başlanıyor. Kızın yaşadığı olaylar sonrasında sinirlenen eşi kızın saçlarını kesmiş. Bu olay konuşuluyor. Fakat sunucunun hal ve hareketlerini görmeniz lazım. Yani sanki hiçbir şey yokmuş da kız durup dururken saçlarını kestirmiş gibi. Ya saçların uzunken güzelmiş, İşte uzatacak mısın tekrar falan, böyle abuk subuk sorular. Bu arada orada da ciddi bir skandal var. Yani eşi bu olayları öğreniyor, sinirleniyor, kızın saçlarını kesiyor. Bu bir kere darptır, bu şiddettir. Ve sunucu bunu çok sonra büyük ihtimalle kulaklıktan gelen uyarıdan sonra fark edip şey diyor. Özür dile Türk halkından diyor. Yani Dileğin saçlarını kestiğin için diyor. Ama bunu böyle yaklaşık 1-2 dakikalık bir muhabbet sonrasında diyor. O da dediğim gibi %100 biliyorum kulaklıktan gelen uyarı sonrasında oluyor. Sonrasında bakın ne yaşanıyor. Kız olayları anlatmaya devam ediyor, başına gelenleri, üzücü olayları. Ve sunucudan şu kritik soru geliyor. Bunu sana ilk kim yaptı? Yani benim için hiçbir önemi olmayan bir soru ki izleyenler için de hiçbir önemi olmadığına %100 eminim. Sonrasında Dilek kardeşimiz şunu söylüyor. Kulağınıza söyleyebilir miyim? Sunucu da diyor ki tabii ki söyleyebilirsin.
Mikrofonumu kapatın lütfen diyor mikrofonları. Kapatıyorlar, kızın yanına oturuyor. Fakat kız orada anlamsız bir zoom atılıyor. Mesela ben zoom'u gördüğümde kızın ağzından abi lafının çıktığını gördüm. Yani çok zor bir kelime değil abi kelimesi ve ağız kolay bir şekilde okunuyor. Mesela belki de abisi falan değil ilk yapan. Fakat o abiyi anlayabildiğimiz için abi direkt zan altında kalmış oluyor. Bu arada abi belki de en suçlu kişidir. Ben burada ondan bahsetmiyorum fakat kız sonuç olarak abisi olduğunu duyurmak istese abim der, mikrofonları kapatın kulağınıza söyleyeyim demez. Ya orada madem mikrofonu kapatma işini yapıyorsunuz, kıza atılan zoom'un hiçbir anlamı yok. Devamında ne oluyor biliyor musunuz? Sunucu yerine oturuyor ve şunu söylüyor. Aile içinden biri, sadece bu kadarını söyleyebilirim. Ya bu kız söyleyemiyor mu aile içinden biri olduğunu? Kız zaten bunu istese söyleyebilir. Kız belli ki bunu söylemek istemiyor ve kulağınıza söyleyebilir miyim diyor. Sen yanına gidip kızdan öğreniyorsun ve aile içinden biri diye açıklıyorsun. O esnada yapılan zoom'da da abi lafını görüyor herkes. Bakın bu gerçekten iğrençliktir. Bu reyting avcılığıdır. Orada oturan kız iddialara göre 12 yaşından beri tecavüze uğrayan bir kız. Zorla madde kullandırılan bir kız. Yani o kız da aslında orada konuşması gereken kişi o sunucu da değil. Bir psikolog. Hatta o kızın oraya çıkması gerekiyor mu? Bu mesela bir soru işareti. Bu ciddi olarak psikologlar tarafından cevap verilmesi gereken bir konu. Fakat hadi biz bunları geçtik ülkecek. Biz olayları değerlendirelim. Kıza programda yaşatılanlar da ayrı bir skandal. Bakın anlatmaya devam edeyim. Hemen devamında 16. dakika ya da 17. dakika olması lazım. Kız bunu bana her gün yapıyorlardı diye söylüyor. Çok üzücü bir olay bu arada. Sunucudan gelen soruya bak. Bunu sana her gün mü yapıyorlardı? Pazartesi, salı, çarşamba, ya ne yapıyorsun sen? Ya böyle bir soru şekli mi var? Kız diyor ki bana bunu her gün yapıyor. Ya farz et 6 gün yapıyorlar. Farz et 5 gün. Bunun senin için önemi ne? Bakın şaka yapmıyorum, cidden devamında sayıyor. İzleyin videoyu. Pazartesi de mi yapıyorlar? Salı da mı yapıyorlar? Çarşamba da mı? Ya ne anlatıyorsun sen? Ya böyle bir program sunma şekli mi var? Bu olayda program böyle mi sunulur? Bu kızla böyle mi konuşulur? Hiç mi bilmiyorsunuz siz bu işi? Ya böyle bir olay yaşamış bir kadına, ki bu kadın dediğimiz kişi daha reşit değil. 18 yaşından küçük, 17 yaşında bir kız. Çok büyük şeyler yaşadığı iddia ediliyor. Her şeye rağmen kanıtlanmadığı için iddia demek zorundayım. Ve sen kıza diyorsun ki her gün ben bunları yaşıyorum dediğinde. Pazartesi de yaşıyor muydun? Salı da yaşıyor. İğrençsiniz. Gerçekten iğrençsiniz. Rating için yapmayacağınız şey yok yani, bunu izlerken anlayabiliyoruz. Devam edelim. Yine aynı dakikalarda bu küçük kardeşimiz Dilek'in eşi diyor ki kapının önünden geçen sebzeciye bile satıyorlardı ve sunucu buna öyle bir tepki veriyor ki böyle ne diyor, şaşırıyor, aşırı şaşırıyor. Çünkü olayda tek şaşırılacak şey bu. Ya bakın bu tepkiler çok yapmacık, bu tepkiler çok sahte. Bu tepkiler doğru değil. Bu tepkiler oynamak. Bu konu sizin oynayabileceğiniz bir şey değil. Sunuculuk böyle yapılmaz bu tarz bir programda. Bu ayıptır. Bu insanlarla dalga geçmektir. Bak yine ilgili programın 15. dakikasında, yani YouTube'a göre dakikasını söylüyorum, 15. dakikasında öyle bir muhabbet dönüyor ki kusmamak için kendimi zor tuttum. Ve gerçekten o programda olan herkesten Dilek ve eşini ayrı tutuyorum. İğrendim. Muhabbeti size aynen söylüyorum. Bakın muhabbet şu. Olayları anlatıyor. Annem beni satıyordu, babam beni satıyordu, zorla madde veriyorlardı, bütün gençlere beni satıyorlardı. Her şeyi anlatıyor. Programdaki bir hoca, ünvanını bilmem ama hoca diyorlar. Hoca ne soruyor biliyor musunuz Dilek'e? Ne sorabilir? Böyle bir olay karşısında ben zaten karşımdakine bir şey derken 150 kere düşünürüm. Kırılır mı, incinir mi, ne hisseder diye. Hoca Dilek'e şunu soruyor. Bu olaylar yaşanırken ne hissettin? Bak soruya bak. Ya bu kadar iğrenç bir soru olabilir mi? Ya ne hissettin? Ne hissetmiş olabilir? Yani buradan ben de o hocaya alenen soruyorum. Ne hissetmiş olabilir? Sen aynılarını yaşasan ne hissederdin? Ve milyonların izlediği bir programda bu kıza, bunları yaşadığı iddia edilen bir kıza sorulacak soru mu? Bu olaylar yaşanırken ne hissettin? Ya ne bekliyor? Cevap olarak ne bekliyor yani? Kızın hüngür hüngür ağlamasını mı istiyor anda? Ya bu sorunun amacı nedir? Bak bu arada bu Türkiye'de yaşanan ilk rezalet değil. Türkiye'de zamanında bir televizyon programında bir televizyon sunucusu tecavüze uğrayan bir kadına tecavüz esnasında kullanılan tecavüz aleti neydi diye sormuştu. Yani bu ülkede bu tarz rezaletlere biz alışığız. Ama bu onun kadar, en az onun kadar iğrenç bir soru. Sana zorla madde kullandırılırken, sana tecavüz edilirken ne hissettin? İğrençsiniz. Bak harbiden iki reyting alacağım diye işin cılkını çıkardınız. Ha bu arada bak şimdi o hoca sonuç olarak bir televizyoncu değil. Belki de bu bir gaftır. Belki de bu o niyetle sorulmamış bir sorudur. Bunlara saygı duyuyorum. Fakat oraya çıkabilecek yeteneğe sahip değilse, tecrübeye sahip değilse o kadını, o hoca denilen kadını, hanımefendiyi oraya çıkarmayın abi. Ki buna tek takılan ben de değilim. Twitter'a baktım, Ekşi'ye baktım, her yere baktım. O soruyu eleştirmeyen, o sorudan rahatsız olmayan bir insan evladı yok bu ülkede. Yani izleyicilerinize biraz saygınız varsa o hoca dediğimiz hanımefendi çıksın o soru için özür dilesin. Şimdi devam edelim. İlgili programın 46 ya da 47. dakikaları. Dilek olayı anlatmaya devam ediyor ve sunucu şunu soruyor. Seni sattıklarında ve sen bir birliktelik yaşarken satıldığın kişiyle ailen ne yapıyordu diyor. Dilek de diyor ki annem ve babam aynı odada duruyorlardı. Soru net. Cevap net. Ve bu soru neden soruluyor bilmiyorum da cevap net. Ve sunucu şunu soruyor bu sefer. Cidden mi? Aynı odada duruyorlardı. Kardeşini sattıklarında aynı odada mı duruyorlardı? Dilek diyor ki evet aynı odada duruyorlar. 3 kere falan daha soruyor bunu.
Ya amaç ne? Sordun, cevap aldın. Niye deşiyorsun? Yani karşındaki kişi iddialara göre çok yaralı bir insan. Neyi deşiyorsun? Ne amaçlıyorsun orada? Yani kız orada iyice ağlasın. Rating mi artsın? Amaç ne? Yani sordun, cevabını aldın. İki kere sordun, yine cevabını aldın. Hadi duymadın, üçüncüye sordun, yine cevabını aldın. Dördüncüyü niye soruyorsun? Şimdi mesela bu programla alakalı benim canımı sıkan bir detay daha var. Dilek kardeşimizin eşiyle alakalı. Eşi diyor ki daha elimde neler neler var. Hepsini göstereceğim, hepsini kanıtlayacağım. Hatta bir yerde şey falan diyor. Ben bununla alakalı videolar falan buldum diyor. Videolar çektim mi diyor, bir şey diyor. Yani elimde kanıtlar var diyor. E abi, o zaman bu program ne? Bu program bir dizi değil ki. Bu bir rating malzemesi değil ki. Varsa elinizde kanıtlar, verin hepsini ki olay bir an önce kapansın. Dilek kardeşimizin içi rahat etsin. Karşı tarafta suçluysa cezasını çeksin. Şimdi daha elimde neler neler var. Ben hepsini göstereceğim, hepsini kanıtlayacağım. Ben yıllardır bu işin peşindeyim diyor eşi. E abi, bunları niye bir programda vermiyorsunuz? Veya hatta bunları programa da vermeyeceksiniz tabii ki. Bunları niye gidip emniyete vermiyorsunuz? Olay zaten duyuldu. Olayın daha fazla duyulmasını, konuşulmasını gerektiren bir durum yok. Gaziantep Valiliği bile konuyla alakalı açıklama yapıyor. Şimdi bu olay niye daha fazla televizyonda dilleniyor? Hadi diyelim Müge Anlı'dan az çok biliyorum. Yayınlanmasında bir sıkıntı yok. Emniyet programı an be an takip ediyor. O zaman artık yayınlayın. Ki devamında bu arada programdan beri şunu söylüyor. Daha ne var ya diyor. Çocuk da diyor ki anlatayım mı? Ondan sonra konu bir anda kapanıyor abi. Konu bir anda değişiyor, sonrasında da reklama gidiyorlar. Bakın belki de abarttığımı falan düşünüyorsunuzdur. Açıklama kısmında var linki. İzleyin abi programı. İzleyin, bak bu söylediklerimin hepsi doğru. Bunların hepsi Türkiye'nin en çok izlenen kanallarından biri olan Show TV'nin bir programında yaşanıyor. Hem de böyle bir olayda yaşanıyor. İzleyin, açın izleyin. Eksiğim vardır, fazlam yoktur anlattıklarımda. Şimdi bir de konunun şöyle bir tarafı var. Ben video çekerken hep haktan, adaletten yana oldum. Ne gördüysem sizlere anlatmaya çalıştım bu zamana kadar. Yine bununla alakalı bir araştırmam sonucunda Ekşi Sözlük'te bir entry'ye denk geldim. Dilek Albayrak olayı hakkında gerçekler diye. Ve orada köylülerle yapılan röportajlara denk geldim. Şimdi röportajlardaki kişiler doğru söylüyor mudur, söylemiyor mudur bilmiyorum. Bilme ihtimalim de yok. Fakat ilgili videolarda köylüler şunu söylüyordu. Bizle röportaj yaptılar, yayınlamadılar. Köyden insanlar televizyon programına bağlanmak istiyor, bağlamıyorlar. Rating peşinde koşuyorlar falan deniyordu. Şimdi gelin olayla ilgili röportajı sizlere bir izleteyim. Ondan sonra konu hakkında konuşmaya devam edelim. Araştırıp sormadan köyümüzü bu şekilde suçlamadan. Orada çıkmış otuyorlar. Bu köye yazıklar olsun. Bu köyde insan yok, bu köyde kadın yok, bu köyde erkek yok mu diyorlar. Bu köyün insanı insandır, kadını kadındır, erkeği de erkektir. O adam, oradaki şahıs, o kızı ortaokula giderken evinin önünde gelip geçtiği yerde kandırıyor. Bir şeyler veriliyor. Her ne verirse o çocuğu kandırıyor. Ve en sonunda o çocuğu kullanıyor. Biz bunu ailesinden duyduk en son yani. Ve o çocuğu ona vermek zorunda kalıyorlar. Mecburiyetten dolayı. O çocuğu verdikten sonra zaten ailesine görüştürmedi bu çocuğu. Yani o kızı. Annesine babasına görüştürmedi. Ben haberdarım. Niye dersen o çocuğun babası benim yerimde çalışıyor. Benim burada iş yerim var. En az 5 ay 6 ay benimle çalışıyor o kızın babası. Onun paraya ihtiyacı da yoktur. Maddeye de ihtiyacı yoktur. Bizim köyümüzde ne madde kullanım var, ne içki içen var. Madde değil, içki içen bile yoktur. Bizim gençlerimiz pırıl pırıl. En son o adam evdeki karısının kız kardeşine tekrar saldırı yapıyor. Kullanmak istiyor. Çocuk elinden kaçıyor, kurtuluyor, annesine babasına bağırıyor. O sırada onlar o evde dedikodu ediyorlar, boğuşma yapıyorlar, her neyse yapıyorlar. Annesi de babası da kızı doktora götürüyorlar. Muayene ettirmek için. Şükür bir şey yoktur. Ama devlet el atıyor ona. Şurası burada izlerken savcılığa çıkıyor. Savcılığa çıktıktan sonra oğlan tutuklama kararı çıkıyor. Kaçıyor, bulunmuyor. Sonunda da bunu nasıl ben örtbas edeyim gibisinden karısına zaten diye madde içiriyor bu adam. Kanalısına tekrar kandırıyor. Götürüyor madde içirerekten. Tekrar onlara bir görüntülü çekim yapıyor. Ses kaydı yapıyor telefonda. Köyde işte kaç tane gencimiz varsa, benden yaşlı olan arkadaşım da var, benden büyük abimiz de var. 16-18 için bilmiyorum arkadaşlar da. 22 mi? 20 kişi bakın şu pırıl pırıl gençlere. Bakın şu pırıl pırıl gençlere. Üniversiteye giden var, güvenliğe giden var, okumaya giden var. Askere giden var. Hepsi askerde olan var, her neyse. Bunlara iftira atıyor. Onlara karımı kullandılar diye. Bu adam şerefli bir adamsa. Diyor ki ben bu kızı kullandım da bu kız diyor, kız değildi diyor. Şerefe hissiyatı varsa niye aldı? Niye nikah kıydı buna? Nikah kıydı. Niye bu kadar bekledi? Niye çıkmadı bugüne kadar? Niye dedi kızı anasını babasına teslim etmedi? Bu adam orada sadece köyümüzün adını araya veriyor. Yazıklar olsun o kanala. Çok yazıklar olsun. Buraya çekime geldiler.
görüntülü çekim yapmadılar. Biz telefondan arıyoruz köy halkı olarak lan. Köy halkından arıyoruz, kapatıyorlar köyden arıyoruz dediğimiz bile. Orada kadınlar çıkmış konuşuyorlar. O dedem aslanım neyse yazıklar olsun kendine. O kadar kadınların araştırmasını istiyorum ben. TC'lerini alsınlar hangi köylüymüş? Nerenin vatandaşıymış? Türk vatandaşı mı? Nerenin insanı? Onu çıkarsınlar. Bu aileyi tanıyor mu? Ben de o köye gittim diye iki gün kaldım diyor kadın. O eve de giren çıkan belirsizdi diyor. Yalan bir kere ev, adamın evinin arasında etrafında ev yoktur. Anıyor 100 saatten asfaltın üzeri. Yani kıza gelince o kız zorla konuşuyor. Baskıyla konuşuyor. O kız. Kocasının baskısıyla konuşuyor. Ben iki diyor 12 yaşında babam diyor sattı diyor. Yalan söylüyorlar. 12 yaşında kendi ortaokula gidiyordu. İlkokula gidiyordu. 12 yaşında üniversitede yaptı 6 ay. Babası hastanenin önünü bekledi. Biz kan verdik. Birçok arkadaş da gitti kan verdi. 12 yaşında kim kimi satmış, kim kimi kullandırmış? Bunun hepsi yalan. Gelsin ispat etsinler. Biz burada köylüler oturuyoruz. Ne kadar lekeliyorlar. Yok adamları varmış üniversitede de. Hayır, hiçbir şey yoktur. Hayır, hiçbir şey yoktur. Okulu 12 yaşında kullanması, annesinin boğazı satmasına ben de şahidim, köylü de şahit. Hiçbir yerde bir şey yoktur. Olmaz da olamaz da. Köylüler olarak bu iftiranın bu... Tabii ki üzerimize kalkmasını istiyoruz biz. Devlet mi atıyor? Kanalı bizim el atıyoruz. Ayıp değil mi? Bak şu insanlara burada. Böyle bir suçlu insan olsa ayıp olsa. Ben de sana soruyorum. Bak şu başlarıma. Hepsi bu köye destek için geldi. O insanlara destek için geldi. Bak. Çek bu insanlar gelsin. 80 yaşındaki adına bunu söylüyorsa o... Bunun buraya adına yazdılar o. Böyle bir şey yoktur. Ne benim köyümde olur? Ne de Antem'in köyünde olur. Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Kesinlikle. Çok ayıp bir şey. Bizim için yıldız atıcı oluyor. Ben o adamın orada bilmiyorum yani tutulmasını istiyorum. Acaba Zeynep'e dönecek. Aynen. Tamam. Belki 20 sefer aradım. Bana küfür etmeyeceksen seni bağlayabilirim. Çoğu değil bir ekibi. Küfür acizlerin işidir dedim. Sen beni bağla. Madem siz doğruyu öğrenmek istiyorsunuz. Sizin ekibiniz burada dedim. Bak şu anda köyde çekim yapıyor. Ben de ekibinizin yanındayım dedim. Ben Dilek'in de akrabasıyım dedim. Beni bağlayın gerçekleri ben anlatayım size dedim. Ne anlatacaksınız? Önce bana söyleyin. Anlattım kadına. Tüf beni attı. Bağlamadılar. Ondan sonra telefonumu bildiler. Bana bir isminizi söyler misiniz? Ben sana TC'mi bile söyleyebilirim dedim. Lakin köyden arayanları kabul etmediler. Niyeyse o Bahattin denen şerefsizin tanıdıklardır. Büyük bir ihtimal. Herhalde bu sosyal medyada. Bir insan bu kadar yargılanmaz. Şu köydeki bütün gençlerin hepsine bakın. Şu kadınların durumuna bir bak. Öyle Twitter'da, Facebook'ta, YouTube'da, bütün sosyal medyada linç edildi köy. Ben 300-500 kişilik bir ortamda çalışıyorum. Şu anda çalıştığım fabrikada çok mağdurum ben. Ben forklift şoförüyüm orada. Yanlarından geçemiyorum. Siz 12 yaşındaki çocuğa tecavüz ediyorsunuz diye. Millet kaçıyor. Böyle bir de mağduriyetiniz var. Valilik de zaten bugün 24 Nisan'da açıklama yaptı. O kişinin evinde bulunanları karakolda var. Nasıl bir karakola iftira atabilirsin? İki tane uzmana, bir astsubaya, ortaokul öğretmenine, müdürüne, köydeki 22 kişiye. Artı bunların içinde 75 yaşında dayakla yürüyen adam var. Kalp hastası, şeker hastası, kolesterol hastası, tansiyon hastası. Adam burç karakolu almadı bilen gençleri. Şu gençleri ben burç karakolu almadı. Birazı girsin kertil karakolunda, birazı ak toprakta. Adam havale geçirdi oradaki 75 yaşındaki adam suçunu kendine yapmış olduğu yardım. Evlerini sağlamadı. Orhan abi gariban bir insan. Kaldı ki bir ekmek alacak parası yok. Köylünün çalıştığı bir yöneyesi var. Kaldı ki ekmek alacak parası yok. Adam madde bağımlısı. Madde satıyor oldu. Bilmem ne oldu. Bunu yapan hepsi kendi şerefsiz. Dört ev iftira atmış. Evet, dört ev. Bundan önceki hanımlarından niye boşandın diyen yok. Madem Didem Hanım böyle bir sunuculuk yapıyorsun, köyü yargılıyorsun, bir de karşındaki oturanı yargıla. Oraya iki tane, üç tane emekli bilmem kim almış, biraz da şakşakçı bulmuş, 5-10 tane kadın. Şak. Ya bu adam adammış. Adamlık nasıl olurmuş? Didem Hanım gelsin de Gülpınar Gölü'nde görsün. Evet, röportajlar bu şekilde. En başından beri söylediğim şeyi tekrardan söylüyorum. Dilek Albayrak ve başına gelen olaylar bir iddiadır. Eğer doğruysa çok 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 fazla üzgünüm. Gerçekten iğrenç bir olay ve cezalarını kat be kat çeksin suçlular. Fakat ben hakim değilim, savcı değilim, ben polis değilim, ben doğru veya yalan diyemem
Anlatılan her şey bir iddiadır. Olay hakkında net bir yorum yapabilmek için önce kanıtlanmasını beklemek gerekir. Ki bu röportajları verdik, adaletsizlik yapmayalım. Program esnasında da yayına çok fazla kişi katılıp Dileğin iddialarını doğruluyor ve Dileğin yaşadıklarını bildiklerini söylüyorlar. Yani şimdi iki tarafa da haklı bir şekilde yaklaşalım. Yani köylüler böyle diyor, yayına katılanlar da Dileği destekliyor. Olay doğrudur veya yanlıştır. Bu zaten en kısa süre içerisinde ortaya çıkacaktır. Ki bununla alakalı olarak Gaziantep Valiliği de bir açıklama yapmış ve olayı araştırdıklarını söylemiş. İlgili açıklamanın linkini de açıklamalar kısmına bırakıyorum. Orada bayağı detaylı bir şekilde konu açıklanmış hatta. Mutlaka olayı merak ediyorsanız açıklamalar kısmında bulunan linke tıklayın ve Gaziantep Valiliğinin açıklamasına bir göz gezdirin. Evet, konu bu şekildeydi. Fakat şu en başta konuştuğumuz konuya tekrardan bir dönmek istiyorum. Şunun çok farkındayım, bir Türk genci olarak, bir Türk vatandaşı olarak. Türkiye'de kötü olaylar yaşayan insanlar, mazlumlar, ezilen insanlar seslerini kolay bir şekilde duyuramıyorlar. Bunun son derece farkındayım. Bu yüzden bu tarz programlara insanların çıkarılmasını ve reyting uğruna kullanılmalarını her ne kadar desteklemesem ve saygı duymasam da eleştirmiyorum, sessiz kalıyorum. Çünkü finalde amacı ne olursa olsun bu ezilen insanlar, bu masum insanlar haklarını elde edebiliyorlarsa, seslerini duyurabiliyorlarsa bu pozitif bir şeydir. Fakat, bu fakat önemli, bu programa saygı duymuyorum abi. Çünkü bu programda izlediğim bu olay bana şunu fark ettirdi. Bu tarz programların sunuculuğunu herkes yapamaz. Didem Aslan Yılmaz sanırım eski bir haber sunucusuydu. Yanlış biliyor olabilirim, yanlış biliyorsam düzeltin yorumlarda. Çok yetenekli olabilir işinde. Yani haber sunuculuğunda çok yetenekli olabilir. Bir programa çok iyi moderatörlük yapıyor olabilir. Bu konuda gerçekten kabiliyeti olan bir insan olabilir. Fakat bu programı sunacak yeteneğe sahip değil. Değil abi. Değil, çok belli ediyor. Hareketleriyle, jest ve mimikleriyle, olaya yaklaşımıyla. Yani ben rating canavarı oldum diyor. Ben canavarım diyor yani. Kusura bakmasın kendisi lütfen izliyorsa. Yani bu program bu şekilde sunulmaz. Ya her şeyin ötesinde tekrara düşmek istemiyorum ama karşında 12 yaşından beri tecavüze uğrayan bir kız çocuğu var. Ya Dilek dediğimiz kişi Reşit değil. Reşit daha 17 yaşında. 17 yaşında ve evli. Ve yanılmıyorsam çocuğu var. Yanılmıyorsam. Eğer yanılıyorsam beni düzeltin yine yorumlarda. Hani bu zaten başlı başına eleştirilmesi gereken bir konu. Ama her şeye rağmen 18 yaşından küçük. Yani bu kız kardeşimiz daha çocuk. Yani eğer iddia edilen şeyler doğruysa bu tarz olaylar yaşayan bir kıza yaklaşırken 200-300 kat daha fazla dikkat etmeniz gerekir. Orada mutlaka uzman bir psikolog olması gerekir. Kesin vardır zaten, bir şey demiyorum ama olup da müdahale etmiyorsa o da çok can sıkıcı bir durum. Evet, bu programdan gerçekten iğrendim ve eğer Show TV ekibinden birileri olur da bu videoya yolları düşerse size yalvarıyorum bu programı yayından kaldırın. Bu program doğru bir program değil abi. Yani bu benim izlediğim bölüm başlı başına bir skandaldır. Bu özür dilenmesi gereken bir bölümdür. Bak, ıvırıp kıvırmayın. Yıllardan beri geleneksel medya olarak özellikle Show TV, YouTuber'lara geçiriyorsunuz, çocuklara kötü örnek oluyorsunuz, insanlara neler izletiyorsunuz, öyle yapıyorsunuz, böyle. Siz insanlara neler izletiyorsunuz? Siz insanlara bu olayı bu sunucuyla bu şekilde sundurmaya hiç utanmadınız mı? Bunu yayınlamaya hiç utanmadınız mı? Ya böyle bir şey var mı ya? Bu gerçekten ayıptır ya. Yani üzerine de daha fazla konuşmak istemiyorum. Her şey ayan beyan ortada. Dediğim gibi bakın tekrardan söylüyorum. Abarttığımı düşünenler varsa açıklamalar kısmında programın linkini bırakıyorum. Kaldırmazlarsa eğer gidin lütfen bir izleyin. Ben telif atacaklarını bildiğim için ne yazık ki görüntü koyamıyorum. Çünkü telif atacaklarını biliyorum. Gidin izleyin. Baştan sona bir Allah aşkına sabredin, dayanabiliyorsanız dayanın ve izleyin. Bu iğrençliği, bu terbiyesizliği görün. Rating için bu kadar kötü olaylar yaşadığı iddia edilen bir kızın nasıl kullanıldığını gözlerinizle görün. Evet sevgili Rütük de Spotify'daki rap şarkılarına, Netflix'te yayınlanan dizilere dikkat ettiği kadar şu programlara biraz dikkat ederse çok seviniriz. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan beğenebilir, kanala da abone olabilirsiniz. Olay umarım en kısa süre içerisinde netliğe kavuşur. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın. Thank you.